Kahramanmaraş 1988-89 sezonu. Şöyle söyleyeyim, Beşiktaş takımı toplum tarafından örnek takım olarak gösterilen bir yapıya sahipti. Bunda tabii Süleyman abi, yönetim kurulu, hocası, oyuncu grubu çalışanıyla ciddi anlamda saygınlığı hak eden bir yapısı vardı. Benim transferim çok enteresan tabii. Yani o dönem Türkiye Ligi'nden bütün takımlar benimle kontrat yapmak istiyorlardı. O zamanlar Süleyman abinin yönetim kurulunda Celal Soydan vardı, Celal abi. Beni birkaç kere seyretmişti. Allah rahmet eylesin, bir de Rauf Alp vardı. Scout ekibi gibi aslında dostane, Celal abinin çok yakın dostu. Daha sonra benim de tanıştığım ama futbol seçiminde ciddi göze sahip olan bir Rauf abi vardı. Bizim Beşiktaş'a gelmemizde onun raporları çok ön plandaydı Celal abiyle birlikte. O dönem zaten aynı dönem gelmiştik biz. Zeki bizden bir dönem önce, İsmail Tavşi bir dönem önce, Halim beraber Recep'le birlikte aynı dönem gelmiştik. Tercih etmemizdeki sebep o dönemki oyuncu yapısının dışarıya verdiği resimle birlikte Beşiktaş camiasının başkanının ve yönetiminin dışarıya verdiği resimle alakalı çok bağdaştırıcı ve seçim anlamında bana çok önemli bir kriter anlamında geliyordu. Çünkü niye? Beşiktaş takımında oynayan oyuncuların hemen hemen çoğunun üniversite mezunu olması, kültürel yapıdan verdikleri mesajla kamuoyuna çok örnek teşkil etmesi tercihlerindeki önemli nedenlerden bir tanesiydi. İkinci neden, Celal abi ve Rauf abinin ki o anlamdaki tercihlerinden sonra konuştuğumuzdaki biz seninle uzun yıllar çalışmak istiyoruz, bu takımın bir parçası olmanı istiyoruz yaklaşımı çok önemliydi. Diğer takımlar sadece hani popüler bir oyuncu ve bunu transfer edersek en azından taraftar gözünde biz sempati kazanırız yaklaşımı var. Beşiktaş'ın yaklaşımı ise biz seninle uzun yıllar birlikte olmak istiyoruz ve bu takımın önemli bir parçası olmanı istiyoruz yaklaşımı çok tercih anlamda bence en önemli noktalardan bir tanesi buydu. Ondan dolayı tercih ettim. Zorluk çektim, hiç çekmedim çünkü yaş grubu hemen hemen çok birbirine yakın bir oyuncu grubu vardı. Hani belki o dönem itibariyle Ulu abi, Kadir abi yaş olarak belki bir tık daha bizden üzereydi ama diğer oyuncu grubu hemen hemen birbirine çok yakındı. O anlamda çok anlayış, kültür bakımından birbirini destekleyen ve besleyen bir grup vardı. Sporun içinden gelmesi bence çok önemli. Oyunculuk süreci, daha sonra yöneticilik ve daha sonraki süreçte de başkanlık. Tabii futbolcunun ruhundan, duruşundan, yürüyüşünden de birçok şeyi net algılayabilen, bununla ilgili yorum yapabilen bir başkandı. Tabii şöyle söyleyeyim, Süleyman çok farklı bir karakterdi. Ben birçok başkanla çalıştım. Hepsi kendine göre bir değer ama farkındalığı bence insanlar olan yaklaşımı, tavrı, yönetiliş şekli itibariyle Beşiktaş tarihinde çok önemli bir yer teşkil etmişti. Bulunduğu süreç içerisinde zaten Beşiktaş tarihinin aslında bugünlere gelmesindeki başlangıç noktasındaki karar anlamında önemli kararlar vermiştir. Çünkü yöneticilik döneminde Beşiktaş'ın içinde bulunduğu süreç, kulüp yapılaşması, daha sonraki biraz gelişim özellikle 80'li, 90'lı ve daha sonraki süreçte başarılarının arka arkaya gelmesi, buradaki tercihleri Beşiktaş'ın bugün itibariyle bu büyüklüğünü ve yüceliğini korumasındaki en önemli süreç Süleyman abinin sürecidir diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, tabii çok fazla takıma müdahale etmeyen ama zaman zaman işler iyi gitmediği süreçte gelip tecrübesini ve birikimini oyuncularla paylaşan bir başkandı. Biz de saygıda çok kusur etmezdik çünkü her zaman bir daha gidip kapısını çalacağımız bir profilimiz yoktu. Ama randevu aldığımız zaman da, karşılıklı geldiğimiz zaman da hem oyunu, hem hayatı, hem tecrübeyi paylaşabilecek kadar birlikteliğimiz vardı. Bu birliktelik aslında bizler futbolu bıraktıktan sonra, o başkanlığı bıraktıktan sonra biraz daha yukarılara çıktı. Çünkü orada başkan ve oyuncu profilinden iki tane birey haline geldik. Ondan çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bana çok büyük bir katkısı var. Özellikle bizim o jenerasyonun kendi işlerinde, özellikle günümüzde o kadar başarılı olmasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi Süleyman Sarı profilinin o dönemde bize başkan olarak yönetmesiydi diye düşünüyorum.
düşünüyorum ben kendi adıma. Bizden profesyonel mesleğimizi icra ederken, bu da tabii kulüp başkanı olarak bir yere kadar bir şeyleri paylaşıyorsunuz ama biz futbolu bırakıp kendisi başkanlığı bıraktıktan sonra hayatın gerçekleri ve geçmişte yaşadıklarımızı biraz daha şeffaf olarak paylaşmaya başladık. Ben zaman zaman onun ifade ettiklerini hep yerine getirmeye çalışıyordum. Çünkü özellikle bizim o jenerasyonu bir araya getirip yemek yemek, sohbet etmek bunun en çok haz aldığı, mutlu olduğu şeylerden bir tanesiydi ki birçok defa bunu bir araya getirerek yapmaya çalıştık. İşte o süreçte kaçırdığımız dördüncü şampiyonluklar, yaptığımız ufak tefek hatalar, zaman zaman onun hayatla ilgili paylaşımları bizi çok daha mutlu etti ama bize her şeyden önce başkanından çok, özellikle futbolu bıraktıktan sonra biraz daha baba tavrıyla iyi de bir babalık yapmıştır diyebilirim. Ya paylaştıklarım var çünkü bunu kendi de çok paylaştı. Ben başkanlık sonrasındaki hayatın birçok kısmında beraber olurken o zor sürecinde de çok beraber oldum. Ankara'daki rahatsızlığında orada kaldı, tedavi gördüğüm süreçte de ben Ankara'daydım. Ankara Gençler Birliği çalışıyordum. Bu süreçte de çok paylaştık. Sonra geldikten sonra biraz toparladık, bu süreci de çok paylaştık. Hep toparladığında şunu söylerdi, şu çocukları bir toparladık, beraber olalım, bir sohbet edelim derdi. Ama tabii dediğim gibi birçok şeyimiz var ama benim hep aklımda kalan, onun da zaman zaman sistem olarak ifade ettiği bizim dördüncü şampiyonluğumuz var. Bunu anlatmışımdır. Tekrar anlatmamda bir sakınca yok çünkü o da bunu çok ifade etmişti. Dördüncü sene şampiyonluğa gidiyoruz. İçeride Trabzonspor maçı var. Maçtan önce o hafta içerisinde beni çağırdı, görüşmek istediğini ifade etti. Ben de görüşmeye gittiğimde. O arada ben de çok topla oynuyormuşum. Yani topu çok rakibe değil, kendi oyuncularımıza değil de arkadaşlarımıza değil de çok top kaptırıyormuşum. Oyun içerisinde bunu fark etmiş. O da neden? İşte tabii sporun bilmesi, futbolun içinden gelmesi doğal olarak analizi başka bir perspektife taşımış. Geldiğinde sohbet ettik. İşte kulübe gittim, sohbet ettik. Ben dedi ki ya Mehmet tamam iyi işler yapıyorsun ama topla çok oynuyorsun. Mümkün mertebe şu topla oynamanı biraz daha düşür. Daha çabuk düşün, daha çabuk karar ver çünkü bu meziyetin sende var. Ben de gayri ihtiyar ya başkan ben çok topla oynamıyorum. Yani atacak adam bulamıyorsundur. Bende de böyle bir savunma mekanizması oluşmuştu. Ben sana söyleyeyim bu konuda dedi böyle bir sıkıntı var. Son 3-4 haftadır top kayıpların çok fazla oldu dedi. Aslında bugünkü sistemde analize baksak görürdü bunu ama o zamanki sistemde sadece gözle bunu ifade edebiliyordu. Tamam dedi. Maç oynadık. Trabzonspor maçı. Çok enteresan bir maç. Beraberlik bile bizi ciddi anlamda avantajlı duruma getirecekti. 1-0 öne geçtik. 87-88'de 1-1 olduk. Maçın son dakikaları top rakip sahada. Ben rakip saha 18 içerisinde topu kaptırmışım. Ondan sonra yani ben deyim 10 pas, sen de 20 pas, işte başkası desin 30 pas. 30 pas sonra top geliyor bizim 18'de Recep küçük Soner vardı Trabzonspor'da. Onu düşürüyor ve penaltı oluyor. Biz mağlup olduk. Tabii bu hemen maçın akabinde başkan beni çağırdı. Ben sana demedim mi dedi. Neyi dedim? Topu kaptırma, topla çok oynuyorsun. Buna biraz dikkat et demedim dedi. Ya başkanım dedi tamam da ben topu rakip 18'de kaptırdım. Ondan sonra 30 tane pas oldu. Hayır dedi. Sen o topu kaptırmasaydın dedi. Biz gol yemeyecektik dedi. Yani bu dedi bir hafta önce de bir konuşmanın akabinde böyle bir şeyin oluşması ama tabii bizi üzen aslında oradaki en önemli unsurlardan bir tanesi dördüncü şampiyonluğun kaçması. Belki o gün itibariyle bunu çok algılayamadık hepimiz. Çünkü 3 sene arka arkaya gelen bir takım ve 4. sene artık yeter birçok kişinin dediği bir süreçten. Bugün itibariyle bakıldığı zaman 4. şampiyonluğun 3. şampiyonluktan çok daha kıymetli hale getirebileceğini çok daha net bir şekilde analiz edebiliyoruz bugünkü tecrübemiz ama bugün tek oyun içerisinde olduğumuz için çok fazla algılayamadık arka arkaya gelen şampiyonluklardan ama Süleyman abinin o anlamda hep gördüğünde özellikle futbol sonrasında da sohbetlerimizde 4. şampiyonluğu seni yüzüne kaybettik dediğini ifade edebilirim. Ona da rahmetle analım. Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının çok değiştiğini söyleyebilirim. Antrenman metotları değişti, yöneticiler değişti, sahalar değişti, birçok şeyin değiştiğini görebiliriz. O zaman tabii zaman zaman ben Süleyman abiye şunu sorardım. Bu ekonomiyi nasıl döndürüyordun Süleyman abi? Yani sonucunda televizyon geliri yok, forma satışı yok, stat gelirleri bir yere kadar, localarınız çok fazla yok, sponsor çok yok. Nasıl döndürüyordun?
İşte o zaman dönüyorduk diyor. Yani bankadan kişisel krediler alarak, işte evlerini, arabalarını, birçok şeylerini ipotek vererek bu akışı döndürüyorlardı. Tabii ekonomi bugün itibariyle kulüp ekonomileri çok büyüdü. Birçok sponsorlar, işte bulunduğumuz zaman startlardaki gelirler, merchandising'ler, işte localar, sponsorlar, ciddi ekonominin büyüdüğü bir ortamdayız. Sahalar güzelleşti. İşte yine eskiye dönüyorum, bizim dönemimizdeki malzemelere bakıyorum, şortlara, tişörtlere, eşofmanlara, bir de birbirine bakıyorum. Çok değiştiğini görüyoruz. Doğal olarak sistemin değişmesini çok normal görüyorum. Ve bugüne de ayak uydurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü nesiller büyürken yeni nesiller geliyor, onlara göre de hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla zaman zaman çalkantılar, zaman zaman inişler, çıkışlar olacaktır kulüplerden ama kaybolmayan en önemli unsurlardan bir tanesi 100 yıllık kulüptür bunlar. Yani Ahmet de olsa, Mehmet de olsa fark etmez. Herkes gelir geçicidir. Kulüpler güçlü bir şekilde yaşamaya devam edecektir. Onu güçlü kılan da bugünkü yönetim kurulunda olan başkanlar, yönetimler de o kulübü muhakkak ki güçlü olarak idrak etmeli ve devam ettirmeliler diye düşünüyorum. Günümüzde de bu çok zor. Bir teknik adamla uzun yıllar çalışmak. Süleyman abi Gordon Binley ile 6 yıl çalıştık. Kolay değil. Hele o süreçte İngiltere'den gelmiş, çoğu kimsenin çok fazla tanımadı ama kendi ülkesinde gerçekten saygınlı olan bir teknik adamdan bahsediyorum. Geldiğinde ilk sene şampiyon olamamış, acabalar, soru işaretleri çoğalmış bir süreçte. Hayır, devam edeceğiz, istikrar önemlidir futbolda diyebilecek kadar gücü olması ve bunun tabii spordan geldiğini bildiği için de bununla ilgili çok net bir şekilde karar verdi. Karakter yapısı çok ön planda Süleyman abi. Ben teknik adama karıştığını hiç görmedim. Zaman zaman sohbetler ederdi çünkü niye? En azından bu işin mutfağından gelen bir bireydi. Fikirlerini ifade edebilirdi ama oradan hiç karıştığını görmedim. İyi bir dostluk, iyi bir ilişkileri vardı. Oyuncularla ilgili tabiri caizse ilişkilerde belli bir mesafe hep vardı ama saygıda hiçbir oyuncuya, hiçbir çalışanına rencide ettiğini görmedim, çok net söyleyeyim. Kızdığı anlar olmuştur ama gönül almasını çok iyi bilen bir karakterdi. Belki o sert mizacının arkasında pamuk gibi kalbi olan bir bireydi. Ama yönetim şeklini gerçekten iyi bilen ve iyi yöneten bir bireydi. Zaten o yönetim şeklini doğru kurgulamasaydı belki o başlangıç sürecinde o başarılı süreci yakalamak o dönemlerde çok daha zordu. Çünkü ciddi rakipleri vardı. Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi ciddi rakipler vardı. Dolayısıyla bu da zaten başarıyı getirdi. Ben 84'te Kahramanmaraş'a gittiğimde Avrupa Şampiyonası, Enzo Schüffer, Belçika milli takımda Avrupa Şampiyonası'nı oynuyor. O zaman tabii bu kadar çeşitlilik ligi yoktu. Yani amatör lig vardı, ikinci lig vardı ve birinci lig vardı. Kahramanmaraşspor da amatör ligden ikinci lige çıkmıştı. O zaman tabii özellikle sezon başları çeşitli şehirlerden kendine güvenen amatör oyuncuları getirirlerdi. Seyircinin önünde bir seçme yaparlardı. Yani seyirci de bakardı bunlara. Hani biz hangisini beğeniyorsunuz, beğenmiyorsunuz diye ama kararını tabii yine teknik adam ve yöneticiler verirdi. Ben de o zaman amatörden ikinci lige çıktığı zaman çalıştığım Samsun'da Mehmet Hoca'ydı, Mehmet Kovalık'tı. Onun vasıtasıyla biz seçmelere geldim Maraş'a. Ben Samsun'dan Kahramanmaraş'a geldim. İlk defa ailemden ayrı, 17 yaşında ayrılan bir birey olarak söylüyorum. Kolay değil, zor bir ortamda. İlk gün seçmeleri oynadık. Ertesi gün tekrar Kahramanmaraş halkının özel isteğiyle bir kere daha oynadım. Ve orada bana Şifomet, yani Şifo lakabını taktılar. Yıl 1984. Aslında o süreçten sonra da zaten ben gelmeden lakabım birçok kere benim önüme geçti ama başlangıç noktası odur. Önüme geçtim, zaman zaman önüme geçti. Ama bundan hiç gocunmadım. Zaman içerisinde milli takımda karşılıklı oynamak Enzo Schifo'yla, daha sonra basın toplantısıyla karşılıklı gelip isimleri değerlendirmek zevkine de nail oldum. Ama o da mesela kendi ülkesinin çok önemli bir değerdi. Maraş halkının takdiri bir lakap tuttu bana. Bugün itibariyle de hala tamam bir fikriyete. Serdar Başkan da tabii Süleyman abi döneminde yönetim kurulundaydı. Daha sonra başkanlık serüveni yaşadı. Çok fazla uzun süre çalışma imkanınız olmadı ama başkanı da Serdar Başkan'ın hem Kahramanmaraş'ta olmasından dolayı Kahramanmaraş'tan
hem yöneticilik ve daha hemen hemen yaş olarak aynı yaşa sahip olduğumuz için çok birbirini tanıyan arkadaş grubumuz vardı. Ama başkanlıktan sonra tabii bu makama her zaman saygı göstermeye çalıştım ki öyle de oldu. Ama jübilemde tabii ki Beşiktaş Kulübü'nün başkanı Serdar Başkan'dı. O da mesela bulunduğu süreç içerisinde doğru işler yaptığını düşünüyorum. Hala dostluğumuz, arkadaşlarımız devam ediyor ama Süleyman abiyle tabii 13 yıl çalışmanın getirdiği çok önemli bir periyot var. Ama Serdar Başkan da Beşiktaş'ın Süleyman abinin döneminden sonraki süreçte hem duruşuyla hem yaptıklarıyla bence iyi bir profildi. Onun da bir süreç sonra değişimler oldu. Önemli olan bulunduğunuz süreç içerisinde doğru işler yapmanız, doğru şeyler ortaya koymanız. Başkan da o anlamda doğruydu diye düşünüyorum. Yani bugünkü durumu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu kadar televizyon yok, bu kadar yazılı medya yok. Dolayısıyla insanlara bir şeylerin ne olduğunu anlatmak zorundasınız. Bu maç tabii çok önemli bir maç. Yani 2-2. Maçın başında ben atmıştım. 1-0'a geçti. Sonra Aykut Hoca attı 2 tane. 2-1 öne geçtiler. 90'da tekrar ben attım. O günkü tabii teknolojik kale çizgisi gol müydü değil miydi tartışmaya açık bir unsurdu ama yan hakemin pozisyonu, orta hakemin kararı neticesinde gol olarak addedildi ki o dönemde çünkü çok enteresan bir pozisyon. Tam kale çizgisiyle aynı hizadaydım ben ve kalenin arkasından dönüp sevincim başlamıştı. O dönemde söylemiştim yani top o kadar fazla almıştı ki kaleciler. Semih dokunmasaydı bile dışarı gidiyordum ama Semih dokunmadan önceki pozisyonda içeri girip çıktığını söylemiştim. Yan hakem de bunu gol olarak ifade etmişti. Ki yıllar sonra Piero ile bunu desteklediler, gol olduğunu çıkarttılar ama o dönem mesela çok yani rakip için ciddi anlamda sıkıntı yaratmıştı ama bizim için şöyle bir avantajı ve birliktelik anlamında bizi 49 maça namalup periyoda sürükleyen önemli maçlardan bir tanesi doğru. Deriz ya kazanamıyorsan kaybetme ama şimdi o dönemlerde namalip şampiyon olmak, ikinci olmak belki bugün itibariyle çok addedilmiyor ama 49 maç namalip gitmek de içeride dışarıda bir sezondan fazla, bir buçuk sezon kolay bir periyot değilmiş gibi görünüyor bugün itibariyle. Çünkü zaman zaman takımlar tabii performans olarak 25-30-40'ı yakalıyor ama iç sahada yakalıyor. Önemli olan dış sahada totalde 49 maç çok ciddi bir periyotmuş. Ben Süleyman abi de şunu gördüm. Gittiği her yerde insana değer veren, insana o saygıyı gösteren, yaşı 7 yaşında da olsa, 17 yaşında da olsa, 77 yaşında da olsa kalkıp bu hürmeti gösteren bir bireydi. Bence Beşiktaş'ı bugünlere gelmesindeki en önemli bireylerden bir tanesi bence Süleyman Seba'dır. Oyunculuk döneminde de birçok yere takımla birlikte gittiğimiz zaman ona olan sevginin, ona olan saygının geçici saygı ve sevgi olmadığını çok net gördüm. Yani o günkü devlet adamlarının, bürokratların ayağa kalkıp önünü iliklediğini gördüm. Bu kolay bir şey değil. Bunu zorla yaptıramazsınız. Bunu duruşunuzla, tavrınızla, söylemlerinizle, eylemlerinizle ancak karşı tarafa yaptırabilirsiniz. Süleyman abi öyle bir karakterdi. Bizim jenerasyon bence ondan çok şey öğrendi. Bugün itibariyle eğer ülke futbolunda söz sahibi, yön veren, çalışan bireylersek bence onun çok büyük bir örneği Süleyman abi. Çünkü o bize şunu söylendi. Hangi platformda olursanız olun, hangi işi yaparsanız yapın bir en iyisini yapmak zorundasınız. İki, bulunduğunuz kurumu en iyi şekilde temsil etmek zorundasınız. Sadece kendini adınıza söylemiyorum diyor. Kurum adına da temsil etmek zorundasınız. Çünkü yaptığınız her şey kurumunuzu bağlarlardı. Dolayısıyla ondan aldığımız, birey olarak, takım olarak aldığımız birçok söz vardı. Bu sözler ilkesinde de hepimiz bugün itibariyle bireysel olarak mücadele etmeye çalışıyoruz. İşimizle alakalı, mesleğimizle alakalı. Hepimize başarılı olmak için mücadele ediyoruz ama orada Süleyman abinin söylemleri, eylemleri ve duruşları hepimize bir rol model olmuştur. Ben kendi adıma söyleyeyim, onun duruşundan, söyleminden, insanlara bakış açısından, iletişimden çok şey aldım söylüyorum. Bugün itibariyle değişimler hep olacaktır, hep söylüyorum. Önemli olan bu değişimleri doğru kurgulayabilmek, doğru planlayabilmek.
O günkü hayat ve yaşam standartlarıyla bugünkü hayat ve yaşam standartları farklı. İnsan profilleri de farklı. Yani o zamanki insani değerler de bugünkü insani değerler çok farklılaştığını söyleyebilirim. Bir jenerasyon farklılığı var. O dönem biraz daha jenerasyon bugün itibariyle bugüne döndüğümüzde biraz daha 50'nin 60'ın üzerindeki bir jenerasyon oluyor. Yeni bir jenerasyon geliyor. O da işte babadan oğula miras gibi gelen bir takım tutma sevdası var. Dolayısıyla değişmeyen şey Beşiktaşlı duruşu ve kültürü olmalı. Beşiktaş'ı severken karşılıksız sevmek çok önemli. Bizi biz yapan değerler bunlar ama geçmişler geleceğe iyi örnek olmalı. Ben geçmişte o yönetim kurulunun başkanın bugünlere gelinmesinde örnek olarak alınabilmesinde önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Hem başkanın, hem yönetim kurulunun, hem de bu oyuncu profilinin. Dolayısıyla da herkese zorla bunu anlatamazsınız veya al diyemezsiniz. Bu bir tercihtir ama tarihinize baktığımız zaman evet bu tarihte Süleyman Seber yönetim kurulu ve o altın jenerasyonun Beşiktaş'ın tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Bunu da kimse oradan söküp alamaz. 13 yıl bir fiil hizmet etmek kolay değil. Yani Beşiktaşlık gibi bir camiaya. Seneler çabuk geçiyor ama bakıldığı zaman onun için kalmak kolay değil. Belki birçok oyuncu bunu başaramamıştır. Başaranlardan biri olarak söylüyorum. Ben amatör bir sene, sonra Kahramanmaraş, Beşiktaş'ta 13 sene bırakıp oynak ve bırakmak. Beşiktaş'a gelirken tabii bir burada kalıcı olmak, 11'in oyuncusu olmak, milli takıma çıkmak, Beşiktaş'ta bu kaptanlığı yapmak ve zirvedeyken bırakmak bunlar benim hedeflerimdi ve hayallerimdi. Bunların hepsini başardım. Birçok anımız vardır tabii ki ama tabii şöyle söyleyeyim. O dönem mesela ben Kahramanmaraş'ta çok başarılı bir sezon geçirirken İstanbul tarafları beni merak ediyordu. Yani Şirhomet diye biri var. Bu nasıl birisidir? Herkes istiyor. Nasıldır? Çünkü kulaktan dolma geliyordu bütün sözler. Şöyle oyuncu, böyle oyuncu ama kimse beni canlı olarak seyretmemişti. Benim İstanbul'da Beşiktaş'ta söz kestikten sonraki ilk maçım Ümit Milli maçıydı. Japonlara karşı oynadık. Özellikle bu ikinci köprünün açılış resmi müsabakasıydı. İlk defa İstanbul seyircisi Ali Samiyan Stadı'nda beni seyretti. Fenerbahçe Galatasaray'ın Beşiktaşlısı. Bu maçın ismi de benim için çok önemlidir. Çünkü ilk defa böyle bir taraftarın önüne çıkıyorsunuz ve herkes sizin Beşiktaş'a söz geçmişsiniz ve yani ikincilikten Türkiye'nin en büyük kulübüne geliyorsunuz. İnsanlar merak ediyor sizi. O anlamda çok önemlidir. Ben de müthiş bir maç oynamıştım. Ya bir ya iki tam hatırlıyorum, unuttum çünkü çok uzun süreler geçti. Gol atarak müthiş bir performans göstermiştim. Hatırlıyorum önümdeki gazeteler ertesi gün. Evet, işi doğru oyuncu, işte müthiş bir oyuncu geliyor Beşiktaş'a diye başlıklar vardı. O anlamda çok önemlidir benim için. Bunun haricinde tabii ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne kalmak, Barcelona'yı burada kazanmak, 3 sene arka arkaya şampiyon olmak, 4. avarajda kaçırmak, daha sonra bu değişim içerisinde, çünkü başarılı bir periyodun arkasında bir değişim süreci yaşadık. Orada ciddi sıkıntılar yaşadık, Avrupa kupalarında sıkıntılar yaşadık, birçok şeyi yaşadık. Ama unutamadığım şeylerden bir tanesi 4 Ağustos 2001 jübileyi bıraktığım gün. Beşiktaş taraftarıyla Türkiye'deki bütün spor severlerle buluştuğum veya ömür boyu değil ama o futbol kariyerimin çok yüksek seviyede vedalaştığım bir gece yaşadım. Orada hayatım bir film şeridi gibi başladığım günden o geceye kadar gelen her şey bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Allah bana bu günleri nasip etti. Tüm oyunculara da nasip etmesini isterim. Çünkü insanlar özellikle son maçına çıkarken o taraftarla bütünleşmek, ustadın dolu olması en büyük hayalidir bütün oyuncuların. Ben bunu başardım ve ülkem adına Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan eğitim ve sağlık bu dönemde eğitime çok ciddi derecede bir katkı sağlayarak yeşil sahalara veda ettim. Bu hayatımın bir bölümüydü. Ondan sonra yeni bir yaşam, yeni bir mücadele başladı. Orada da aynı şekilde mücadele etmeye devam ediyorum. İnşallah burada yakaladığım süreçteki başarıları burada da pekiştiririm diye hayaller kuruyorum, mücadele etmeye devam ediyorum. Şimdi insanlar mutlu olduğu yerden çok ayrılmayı düşünmezler. Demin de ifade etmiştim. Bizim bu jenerasyonu çok dağıtmak istediler. Çünkü çok güçlü bir yapı vardı, arkadaşlık yapısı vardı, başarı yapısı vardı. Dolayısıyla bu rakipleri rahatsız ediyordu. Hepimize bu süreçte çok büyük etkisler geldi ama ben kendi açımdan söyleyeyim. Zaman zaman diğer arkadaşlarımla, diğer kulüpler görüştü, ki ben de görüştüm. Bana da bu çektikler çok geldi ama ben kendi adıma söyleyeyim,
hiçbir zaman ayrılmak gibi bir düşünceye sahip olmadım. Niye olmadım? Çünkü doğru bir kulüp, doğru bir başkan, doğru bir yönetim kurulu, arkadaşların çok güçlü olduğu bir ekip, dolayısıyla mutluluk olduğu bir ortamdan hani ben burayı bırakayım da başka bir yerde bir macera arın düşüncesine hiç girmedim. Ama özellikle Gordon Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ikinci gelişinde Bursa'ya çalıştırıldığında çok ciddi bir teklifle birlikte geldi Beşiktaş takımı ama o dönemde de mesela hem başkanın yaklaşımı hem benim yaklaşımım çok gitmekten yana değildi. Öyle de oldu zaten. Dediğim gibi yani geldiğiniz gün kendi eviniz gibi gördüğünüz, öyle kabullendirdiğiniz bir ortamda çok böyle macera aramaya girmedim. Yurt dışından teklifler geldi ama tabii biraz geç geldi, onu söyleyeyim. Paris Saint-Germain'den gelmişti. Şampiyonlar Ligi müsabakasından sonra çok ciddi teklif geldiğinde beni tabii yaş olarak da daha genç algılamışlar. 25-26 gibi. Aslında ben futbolun son 1-1,5 senesindeydim. Yaşım duyunca teşekkür ettiler ama böyle bir teklif de gelmişti. Dolayısıyla Süleyman abinin olduğu süreçte genelde hep başarılarla dolu bir süreç. Onun söylemleri, onun liderliğinde biz çok doğru bir yol haritasında ilerlediğimizi düşünüyoruz. Birey olarak da, takım olarak da. Dolayısıyla böyle bir ayrılış veya böyle düşünceler içerisinde hiçbirimiz olmadı. Baba olarak söylemiştim, onu her yerde söylüyorum. Babam kadar çok sevdiğim, değer verdiğim ve onun bize öğrettikleriyle bugünkü yaşamda bazı şeyleri uygulamaya çalıştığım, nasihatlerini uygulamaya çalıştığım bir süreç yaşıyorum. O da çünkü kendi halinde önemli bir karakterdi, önemli bir bireydi, duruşundan hiçbir zaman ödün vermeyen, kendi doğrularında giden iyi bir yönetendi. Biz de hayatımız boyunca ondan aldıklarımızı, öğrendiklerimizi, gördüklerimizi bugün itibariyle hayatın birçok bölümünde ailemizle birlikte planlayan ve buna yön veren bir baba edasıyla gördüğüm bir kişiydi. Şimdi tabii ben 88 yılında Beşiktaş takımına geldim. İlk kaldığım yer Akaretler'deki İstanbul Oteli'dir. İnsanlar bilmeyebilir ve özetle genç nesil. Beşiktaş'ın kalbinin attığı yerdir burası. Beşiktaş kulübüyle otelin arası 50 metredir. Dolayısıyla Beşiktaşlılığı anlatmaktan çok yaşamak gerekir diye düşünüyorum. Bu babadan oğula, oğuldan çocuğa geçen bir en büyük hazinedir, bir değerdir. Tabii kulüpleri kulüp yapan, bireyleri birey yapan da hayatlarındaki duruşlar, tavırlar ve başarılardır. Beşiktaş da tarihinde çok başarılarla mücadele etmiş, başarılar kazanmış, 100 yılı devirmiş bir kulüptür. Dolayısıyla yeni neslin de, bizlerin de bugün itibariyle yine sporun içerisinde olan bireyler olarak ben hala ilk geldiğim gün kadar heyecanlıyım. Hala Beşiktaşlı Mehmet olarak kamuoyunda tanınıyorum. Bu saygıyı ve bu değerini görüyorum. Dolayısıyla ben kendimi temsil ederken hala Beşiktaş takımını temsil ettiğini düşünüyorum. Bu duygularla hayatıma devam ediyorum. Dolayısıyla Beşiktaşlılık değerini taşımak da bir onurdur. Bu onuru hep yaşıyorum. Yeni nesle söyleyeceğim tek bir şey olabilir. Kayıtsız şartsız, hiçbir menfaat beklemeden, iyi günde de kötü günde de takımını desteklemeli. Ne olursa olsun desteklemeleri. Çünkü bizi biz yapan en önemli unsur bu. Yani yazında da, kışında da, iyisinde de, kötüsünde de bu sevgiyi karşılıksız olarak verebilmektir, destekleyebilmektir ve bunu da yeni nesillere aktarabilmektir. Burada da bize bir nebze görev düşüyorsa biz de bunu yapmaya çalışıyoruz, örnek olmaya çalışıyoruz. Çünkü artık günümüzde örnek diyebileceğimiz profillerin azaldığını da göz ardı etmemek lazım. Biz de bu çerçevede bu düzgünlüğümüzü, Beşiktaş kültürünü doğru aksettirmeye çalışıyoruz. Umarım bunda da başarılı oluruz.